Merhaba arkadaşlar. Bir yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde madde ve özelliklerini incelemeye çalışacağız. Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şeye madde denir. Hava, su ve toprak birer maddedir. Maddenin şekil almış haline ise cisim adı verilir. Katı hal. Maddelerin atomları ya da moleküller arasında bulunan kimyasal molekülleri bir arada tutacak kadar güçlüdür. Bu yüzden birbirine sıkıca bağlı olan taneciklerin maddenin katı halini oluşturur. Katı haldeki maddeler belirli bir şekle ve belirli bir hacme sahiptir. Demir, tahta, tuz, kağıt, taş gibi. Sıvı hal. Katı hale nazaran atom ya da moleküller arasındaki bağlar zayıf olduğundan atom ya da moleküller birbiri üzerinden kayarak maddenin sıvı halini oluşturur. Sıvıların belirli bir şekli yoktur. Konuldukları kabın şeklini alırlar. Su, zeytinyağı, mazot, benzin gibi. Gaz hali. Maddenin bu halinde moleküller arasındaki bağlar yok denecek kadar zayıftır. Bu nedenle moleküller serbest hareket eder. Gaz halindeki maddelerin belirli bir şekli ve belirli bir hacmi yoktur. Konuldukları kabın şeklini alırlar ve tamamen doldururlar. Hacimleri de konuldukları kabın hacmi kadardır. Dağılma özellikleri vardır. Azot, oksijen, karbondioksit, metan ve hidrojen gibi maddeler gaz halindeki maddelerdir. Plazma hali ise maddenin plazma hali gaz halinden farklı olarak serbest elektron ve iyonlardan oluşan bir yapıya sahiptir. Fen bilimlerinde plazma için iyonize olmuş gaz ifadesi de kullanılır. İyonize olmak atom veya moleküllerden en az bir elektronun ayrılması ya da bunlara bir elektron eklenmesi anlamına gelir. Maddenin plazma halini zihnimizde canlandırmak oldukça güçtür. Şöyle açıklayabiliriz. Çok az çok hepimiz floresan lamba görmüşüzdür. Tüp içindeki lambanın içinde gaz vardır. Anahtar kapattığımızda bütün tüpün bir ucundan fırlatılan elektron ilerlerken lambanın içindeki gaz atomlarına ya da moleküllerine çarparak onları daha yüksek enerji seviyelerine uyarır. Uyarılan atomlar kararlı olmadığı için çıktıkları yüksek enerji seviyelerinden tekrar eski enerji seviyelerine inerler. Bu sırada bir ışınma gerçekleşir ve tüpün içinde parlayan bir plazma oluşur. Aynı olay neon lambalarında da gerçekleşir. Maddenin plazma halini yıldızlarda da görebiliriz. Başta güneş olmak üzere diğer yıldızlar ve gezegenler arası ortam ile gezegen atmosferinin dış katmanları plazma halindedir. Kısacası evrenin %96-%98'lik kısmı plazma halindedir. Buna göre madde 4 halde bulunacaktır. Katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere. Maddelerin ortak özelliklerine bakacak olursak, bütün maddelerde bulunan özelliklere ortak özellik denir. Bu ortak özellikler eylemsizlik, hacim, kütle ve tanecikli yapı olmak üzere 4 tanedir. Bazen de tanecikler arasındaki boşluğu sayarsak 5 tane olduğunu söyleyebiliriz. Eylemsizlik. Duran bir cismin sürekli durma, hareket halinde bulunan bir cismin de hareketini aynı şekilde devam ettirme özelliğine eylemsizlik denir. Ayrıca eylemsizlik maddenin hareket değişikliği istememesi, ona karşı bir direnç göstermemesidir. 2. Hacim. Maddenin uzayda kapladığı yerdir. Aynı yerde iki farklı madde aynı anda bulunamaz. Belirli bir sıcaklıkta katı ve sıvıların hacimleri belli bir değerde olmasına karşın gazlarda belli bir değerde değildir. Basınca bağlı olarak gazların hacmi değişir. Kütle. Maddenin değişmeyen madde miktarına kütle denir. Skaler bir büyüklük olup eşit kollu terazi ile ölçülür. M sembolü ile gösterilir ve bir maddenin kütlesi bulunduğu yere göre, maddenin sıcaklığına göre, maddenin fotonu yani ışığı
soğurmasına göre değişmez. Dördüncü özelliğimiz tanecikli yapı. Her madde aralarında boşluk bulunan tam sayıda atom ya da moleküllerden oluşur. Her maddede var olan bu özelliğe tanecikli yapı adı verilir. Ki bu tanecikler arasında boşluk olacaktır. Maddelerin ayırt edici özellikleri. Her maddenin kendine has özelliğine ayırt edici özellik denir. Öz kütle, erime sıcaklığı, kaynama sıcaklığı, öz ısı, genleşme katsayısı gibi özellikler maddelerin ayırt edici özelliklerindendir. 4 yıl içerisinde bu özellikleri incelenmiş olacağız. Ayırt edici özellikler madde miktarına bağlı değildir. Hacim. Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir. V sembolüyle gösterilir. Birimi metreküptür. Buna göre bir maddenin hacmini bulmak için bulunmuş olduğu hali göz önünde bulundurmamız gerekecektir. Sıvıların hacmi. Belirli bir şekli olmayan, bulundukları kabı doldurdukları kısmının şeklini alan sıvıların hacim ölçümünde ölçekli kaplar kullanılır. Genellikle bu ölçeklendirilmiş kaplar silindirik kaplar şeklinde karşımıza çıkacaktır. Sıvılar için birim olarak litrede kullanılır. 1 litre 4 santigrat derecede 1 desimetre küp saf suya 1 litre denir. Sonuç olarak 1 desimetre küp 1 litreye eşittir. 1 santimetre küp 1 mililitreye eşit olacaktır. Katıların hacmi. Katıları kendi içerisinde iki kategoride inceleyebiliriz. Birincisi düzgün geometrik katı cisimler. Düzgün geometrik şekle sahip katı cisimlerin hacmi cismin geometrik şekline bağlı olarak hesaplanır. Formüller vasıtasıyla elde edilir. Küp ise küpün hacmi kenar uzunlukları birbirine eşit olduğundan birbirine dik olan üç kenarın çarpımı ile yani A küp ile bulunur. Kısacası A çarpı A çarpı A'dır. Dikdörtgenler prizması ise yine birbirine dik olan üç kenarın çarpımı ile yani uzun kenar A, kısa kenar B ve yükseklik C ile çarpılır. Silindirimiz taban alan çarpı yüksekliktir. Tabanımız daire olduğundan dolayı taban alanımız pi çarpı r kare, yüksekliğimiz ise h kadar olacaktır. Çarpı h olur. Küre ise kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp bağıntısı ile bulunur. Konenin hacmi taban alan çarpı tabanımız daire olduğundan dolayı pi r kare, yüksekliğimiz h kadar bölü 3 bağıntısı ile bulunur. Bunlarla ilgili biraz soru çözelim. Boyutları verilen kutuya çapı 6 cm olan cam bilyelerden alabildiği kadar doldurulduktan sonra kalan boşluklar su ile doldurulmak isteniyor. Buna göre kaç litre su gerekir? Çapı 6 cm olduğuna göre uzun kenara 1, 2, 3, 4, 5 tane küre koyabiliriz. Kısa kenara 6'dan 1, 2 tane, yüksekliğe de 1 tane küre koyabiliriz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Boyuna 5 tane, enine 2 tane ve yüksekliğe de 1 tane olmak üzere toplam bilye sayımız en eşittir 5 çarpı 2 çarpı 1'den 10 tane bilye alır. Dikdörtgenin hacmine V1 diyecek olursam V1 eşittir A çarpı B çarpı C'den
A'sı 30, B'si 12, C'si 8 olduğuna göre bu üç kenarın çarpımı. Çarpacak olursak 2880 santimetre küp. 10 tane bilyenin hacmine V2 dersek, bir tanesinin hacmi 4 bölü 3 pi r küpten bulunur. 10 tanesi çarpı 10 olacaktır. Pi'yi 3 olarak alın dedik. 4 bölü 3, 3 çarpı 3'ün küpünden 3'ler gider. İşlem yapacak olursak 27 çarpı 4, 108, 10 ile çarparsak 1080 santimetre küp olur. Kalan boşlukların hacmi, boşluğun hacmi V eşittir. Dikdörtgenler prizmasının hacminden kürelerin hacminin farkı kadar olacaktır. 2880'den 1080 çıkarsa 1800 santimetre küp olur. Bizden litre olarak istediğine göre 1 santimetre küp 1,8 litreye, yani desimetre küpe eşit olacaktır. Cevap E bulunur. Tavan yarıçapları R ve 2R olan şekildeki kaba V hacimli su konulunca su seviyesi H oluyor. Buna göre kabın taşma seviyesi ne kadar, dolması için ilaveten kaç V hacimli su konulması gerekecektir? İlk önce V'yi göz önüne alacak olursak, silindirik kab olduğundan dolayı V pi R kare çarpı H kadardır. Bizim boşluk olan kısmın hacmi ise yukarıdaki V üstüdür. O da silindirik kap. Pi çarpı 2R'nin karesi 4R kare çarpı 2H, ki 8 pi R kare çarpı H. Pi R kare çarpı H'a V dediğimize göre 8 V kadar daha su koyarsak kap dolacaktır. Cevap D olur. Düzgün olmayan katı cisimlerin hacimlerinin bulunmasında taşırma kabı veya dereceli kaplar ile ölçülür. Bu kaplara konulan sıvılar cismin erimeyeceği, cisim tarafından emilmeyecek özelliklerde olmalıdır. Cisim sıvı içerisine yavaşça bırakılır. Yeri değişen sıvının hacmi cismin sıvı içinde batan hacmine eşit olacaktır. Burada sorularda verilenlere dikkat etmemiz gerekecektir. Çünkü yeri değişen sıvı cismi içerisine attığımız zaman sadece yükselebilir. Sadece yükselebilir. Burada batan hacim cismin hacmine eşit olacaktır. Çünkü tamamen batmıştır. Yükseldiğinden dolayı V2 eksi V1'dir. Kaptan sıvı tamamen taşabilir. Eğer bir taşıma kabı tamamen dolu ise cismi içerisine attığımız zaman cisim yüzebilir. Batan hacim dışarıya sıvı taşacaktır. Taşan sıvının hacmine eşittir. Kısacası V kadar olacaktır. Veya cisim sıvı bir miktar yükselip bir miktar da taşabilir. Yani soruya göre işlem yapmamız gerekecektir. İçinde su bulunan kaba R yarıçaplı bakır küre atılınca su seviyesi 25 santimetre küp atılıyor. O zaman bakır kürenin hacmini göz önüne alacak olursak V dersem, küre dediğine göre 4 bölü 3 pi R küpe V dedik. Bu kısacası 25 santimetre küpmüş. Eğer bu kaba 2R yarıçaplı bakır küre atılsaydı, 2R yarıçaplı bakır kürenin hacmine V üstü dersem,
4 bölü 3 pi çarpı 2r'nin küpü. 2r'nin 2'nin küpü 8 olacaktır. 8'i başa alacak olursam 4 bölü 3 pi r küp olur ki 4 bölü 3 pi r küpe yukarıda 25 santimetre küp olduğunu soruda vermiş. 8 çarpı 25'ten çarparsak 200 santimetre küp sıvı yer değiştirir. Cevap D seçeneği olacaktır. Bugünkü dersimiz burada son buluyor. Hepinize iyi günler.